Herkese merhaba. Bugün sizlerle yine çok güzel bir poğaça yapacağız. Bunun için 1 su bardağı ılık suyu karıştırma kabına alıyorum. Üzerine 1 su bardağı ılık süt aldım. 1 paket instant maya ve şöyle 2 yemek kaşığı, öncesinde ölçmüştüm, 2 yemek kaşığı şeker ekledim. Şöyle güzelce karıştırıyorum. 1 çay bardağı sıvı yağ ekledim. Şimdi 1 adet yumurtam var. Yumurtanın akını hamurun üzerinde kullanacağız. Bir miktar akını, hepsini kullanmayacağım. Yumurtanın sarısını hamurun içine alıyorum. Ununu da ekliyorum. Yine her zamanki gibi kontrollü bir un ilavesi yapacağım. Onun üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ekledim. Ben karıştırıyorum ama siz direkt elinizi güzelce yoğurabilirsiniz. Hamurumu yoğurdum. Şöyle bakın, elinizden çıkan yumuşacık bir hamur olacak. 6 su bardağı un kullandım ama bu un miktarı farklılık gösterebilir. Kullandığınız yumurtaya göre farklılık gösterebilir ya da ununuza göre farklılık gösterebilir. Kontrollü ilave etmekte fayda var. Şimdi kabımı güzelce sıvı yağ ile yağladım ki mayalandıktan sonra çok kolay bir şekilde çıkabilsin hamurum, yapışmasın diyerek. Şimdi üzerinde titreşleyeceğim. Şöyle etrafı toparlayıncaya kadar 15-20 dakika dinlendireceğim hamurumu. Sonrasında da işlemlerimize başlayacağız. Üzerini streçliyorum. Hamurumuz dinlenirken biz de iç malzememizi hazırlayalım. Burada sosislerim var. Sosislerimi biraz yağda kavuracağım. Çiğ yeme taraftarı olmadığım için. Ama siz böyle de seviyorsanız direkt çiğden de kullanabilirsiniz. Şöyle dilimliyorum. Yaklaşık öyle bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ aldım. Soslarımı biraz kavuracağım. Burada kaşar peynirlerim var. Kaşar peynirimi de dilimliyorum. Jülyen doğruyorum. Ve 20 dakika dinlenen hamurumu tezgahıma alacağım ve beze yapacağım. Hamurlarımı bezeledim. Şimdi üzerlerine yaklaşık şöyle yarım tatlı kaşığı ya da bir çay kaşığı kadar tereyağını yerleştiriyorum. Şöyle tereyağı ile beraber bezelerimi biraz açıyorum. Şöyle kenarlarından kaplayıp sosislerimi yerleştiriyorum. Bu sosisle beraber salam kullanabilirsiniz, sucuk kullanabilirsiniz. Yani sevdiğiniz herhangi malzemeleri ilave edebilirsiniz. Gayet de güzel olacaktır. Şöyle.
Hamurları bulamak için burada yarım çay bardağı kadar su, bir tatlı kaşığı kadar pekmez ve yumurta akı. Yumurta akının birazını ayırmıştık hatırlarsanız. Yumurta akını da ekledim. Buraya da susam alıyorum. Şimdi hamurlarımı önce pekmezli suya, sonra da susama şöyle buluyorum ve tepsime yerleştiriyorum. Hepsi bu kadar. Poğaçalarımın üzerlerini bir streç kapatarak yaklaşık tepside 25-30 dakika dinlendirdim. Şimdi sıcak fırında 180-185 derecede pişireceğim. Kumru poğaçalarım piştiler. Benim fırınımda 13 dakikada pişti. Siz de kendi fırınıza göre pişirme süresini ayarlayın. Yumuşacık ve çok lezzetli bir poğaça. Umarım deneme şansınız olur. Şöyle bakın, yumuşacık bir poğaça. Bakın gayet güzel. Şöyle iç kısmına da bakın. Ki şu anda ılık durumda. Onda bile de efsane. Umarım deneme şansınız olur. Eminim sevdikleriniz, çocuklarınız çok sevecek. Bakın yumuşacık.